Ege turuna başlamadan önce aklımda şöyle bir konu vardı. Köpek camiasındaki birçok insanı çektim. Artık bitti diye düşünüyordum. Aslında yolun başındaymışım. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Ege turuna başlayınca bunu anladım. Yanımızda Mesut Yumrukaya var. Mesut abimin köpekleri sizin bildiğiniz köpeklerin birçoğunun atası. Doğrudur. Mesut abim de şimdi köpeklerini size tanıtacak. Çiftliğini gezeceğiz. Arkamızda çok güzel bir manzara var. İneklerle dolu. Ama tek tek köpeklerine gideceğiz. Şöyle söyleyeyim size ya. Ben gerçekten Ege turunda çok şeyler öğrendim. Harbi söylüyorum, ben yolun başındaymışım abi. Siz niye camiada şöyle sosyal medyada kendinizi tanıtmıyorsunuz? Biz şimdi çok köpek ticaretiyle uğraşan bir adam değilim. Benim yerim belli. İşim belli. Yani iyi arkadaşlar geliyor, veriyoruz hayvanlara. Ha, üretimi ben 20 yıldır yapıyorum. Birçok dostumuz biliyor bizi. İyi köpek ürettiğime, güzel köpek ürettiğime herkes biliyor. Yıllardan beri ben bu işi yapıyorum. Ben sadece kendi dişilerim ve erkeklerimden üretirim. Dışarıdan köpek getirip, dışarıdan dişi alıp, köpek üretip, sağı solu köpek dağıtmam. Bir köpeklerin yanına gidelim. Bu Balyoz. Bu Balyoz. Tyson'ın kızıyla dev seymenden olan bir yavrumuz. Bu yanına geleyim mi? Bir adamcılığı var mı bunun? Bunun var. Var mı? Yanına gelmeyeyim o zaman abi. Sen anlat. Isparta'da bir abimiz yavruyken o büyüttü. Tabii bu biraz kafesli büyüdüğü için biraz hayvan çökük. Bir arkadaş büyütüverdi bunu bana. Mesut abiydi o. Anne baba kendi üretim köpeklerinden bu. Annesi babası kim abi? Annesi Tyson'ın öz kızı Cemre, babası da dev seymen, Çin'e sattığımız köpek. Wow. Şimdi ben adamcı diye yanına gelemiyorum. Şu bir bileğini yanına koyar mısın ayağın? Allah Allah. Bu da böyle bir şey, çok kemikli. Çok. Yani. Bu da böyle bir şey. Maşallah. İyi yavru alacağız Allah'ın izniyle. Bunun soyundan olan şöyle meşhur köpeklerden var mı mesela bilindik? Şimdi bilindik bunlardan Araz vardı. Rahmetli. Ölen. Ölen. Rahmetli deyince de kızıyorlar şimdi. Öyle olunca bizim ağzımız alışmış. Şimdi öyle diyoruz ya. Serkan Karahmatoğlu'ndaki Berduş'la, Berduş'un babasıyla bunun annesi öz ve öz yuva kardeşi. Öz ve öz yuva kardeşi. Evet, bunun annesiyle Serkan'daki... Berduş'un soyu senden geliyor. Evet, Berduş'un soyunu da buradan gitme. Bunların ırkından. Demiştin değil mi, görseydin diye bana? Evet. Hangisine demiştin? Balyoz. Yok. Öleni bir tane dedin ya, keşke onu... Seymen babaları. Babaları. Seymen'i görseydin. Babaları ve dedeleri. Tyson dedeleri bunların. Seymen de babaları. Yani ırk olarak, genetik olarak zaten hep iri geliyor bunlar. Bunun annesiyle Berduş'un babası öz ve öz karın kardeş. Bunu niye üzerinde şey yapıyorum? Ben Berduş'u çek seviyorum. Evet. Onunla beraber bir resmim güzel var benim. Güzel köpek. Şöyle bir güzel üretimler yapıyor. Aynen. Şöyle bir resim çekinmiştim. Evet. Şöyle bir dursa, görsek. Saymaz. Ya bileğe bak. Saymaz. Harbiden. Benim bileğimin iki katı. 10 numara. Damızlığı da çok iyi. Maşallah. Yavruları mükemmel. Yılmaz kardeşim de var, yavrusu şu an belirtisi. İnşallah üretimleri devam edeceğiz bununla, Balyoz'la. Bunun soyu nereden geliyor? Bu da Tyson'la Seymen. Sen kaç senedir aynı soyu üretiyorsun abi? Ben 15-16 yıldır Tyson'dan üretimi devam ediyorum. 15-16 yıldır? 16 yıldır hiç ırkını da kaybetmedim. Kız şu anda Tyson'ı yaşayan kızları da var, bir arkadaşlarda duruyor. Daha 8-9 yaşında kızlar var. Onlar da duruyor. Bunlar da ikisi kardeş.
kardeş. Ama ayrı yerlerde büyüdüğü için birbirlerini tanımıyorlar. Şimdi kardeş kavgası çıkmasın aralarında. Bu da nazar dişimiz. Dişi mi bu? Dişi. Emin misin abi? Eminim. Türkiye'de ilk sıralarda diye eminim yani, ben dişimden çok da reklamını yapmıyorum. Abi bunun boy kaç? 90 net 92 falan bu. 92 falan dişi diyorsun bir dişi. De. Sen yavru aldın mı bundan? Bundan işte o kızı var bak. O kızı mı bunun? Evet. Şimdi hamile tekrardan inşallah nasipse yavrularını alacağız. Maşallah abi ya. Bu aynı soydan yine. Aynı bunlar. Bunlar da babadan kardeş. Anneler farklı. Yine Tyson'ın kızlarından çıkma. Bunu da Yaşar Tüştak kardeşimizin kırık vardır. Kırık bende. Beli kırığın öz oğlu bende kırık. Şimdi bir arkadaşım oraya gönderdi. Meşhur bir soy. Onlardan evet, da bir bakalım. Meşhur. Yaşar'ın kırık bende. Onlarla işliyorum bunu. Değerliyle de babadan kardeşim. Değerliyle. Değerliyle. O bizim yurt dışına giden bir ara videosunu evet. Çekmiştim. İzmir'de onun soyundan çok var o zaman. Evet. Yani Değerli'nin soyundan var. Çok var. Bundan önceki videolarda da ismi çok geçti. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yurt dışına gitti ama keşke gitmeseymiş. Yani. Fazla şey olmadı. Evet. Öyle bir köpek kayboldu bu gitti. Bu erkek dişi bilmez. Hangisi? Biraz bu mu? Agresiftir bu. Tam dedikleri gibi. Ha. Şimdi fizik olarak biz erkek bozan diyoruz ama karakter olarak da erkek bozan. Erkeksi. Şey yapmaz yani hiç. Benim burada gençler videonun başında da söyledim. Gerçekten şu anda sana sitem edeceğim. Gir abi gir. Senin çoluk çocuk var mı? Var var. Kaç yaşındalar? 22 yaşında. 22 yaşında. Sosyal medyayı kullandırtır. Sen yapmıyorsan evet. Çocuklara yaptırtır bunu. Aynen. Şimdi yanlış anlama. Sizi ben tanımıyordum. Evet. Öneriler beni önerdiler. Sizi önerdiler. Geldim. Ki dedikleri de varmış. Maşallah. Ben samimi söylüyorum. Buradaki köpekler 10 numara köpekler. Zaten soylarını da görüyorsunuz. Bir de Mesut abiyi de tebrik ediyorum. Kimde olduğunu isim de veriyor. Kesinlikle yani. Şey yok. Ego falan yok. Bir başkası yok, olsa yok. Söylemez onu. Mesela. Tabii tabii. Biz şey yok ya. Herkes üretiyor. Arkadaşlar dedi var. Tabii. Bizim soydan devam ettirenler de çok. Aynen. Ben Berduş'u zaten çok seviyorum. Serkan'a da buradan selam olsun. Güzel üretimler yapıyor. Evet. Serkan'a yani, da buradan selam benim olsun. Benim üretimlerimi Serkan yapıyor desem yalan değil yani. Adam güzel noktayı koymuş. Selam olsun. Yani eşlimeye şeyi biliyor yani Serkan. Ya bizden gitti. Onun kendi damarları da vardır. Karıştırıyor. Adam iyi köpekleri birleştirmiş. Ama biz de her geçen gün daha iyisini çıkaralım diye. Daha güzel üretim yapalım diye. Uğraşıyoruz. Bunlar yavruladığında çok güzel yavrular alacağız yani. Samimi söylüyorum, ben böyle bir dişi görmedim. Yani. Çok büyük abi. Büyük. Ya bunun da bir adamcı değil değil mi? Yanına değil, durayım. Değil değil. Şunun da bir durmak istiyor. İlk kez bir dişinin yanına geçiyorum abi. Büyüklüğüne bakın, bu bir dişi. Gerçi iyi bakmak lazım. Memeleri var ama. Boy olarak erkek gibi. Müthiş bir şey ya. Maşallah. Bu yavrumuz bunun yavrusu. Annesi bu. Babası kırık. Bu daha 12 aylık Sinan. 12 aylık. 12 aylık bu yavru. Adamcı değil değil mi? Değil. Değil. Yavru 12 aylık. Annesi de bu. Annesiyle bir aralarında sürtüşme yok. Tur herhalde. Yok. Gerçi senin dişiler erkek gibi erkek bozan. Aynen, aynen. Oradakini gördüm. Aynen. Şey yapmıyorlar. Biraz farklılar yani. Yani bu da maşallah iyi büyüyecek şu anda. 90 rahat oldu boy olarak. Aha.
Maşallah. İsim neydi bu köpeğin? Savcı. Savcı. Annesi bu, babası? Evet, babası Kırık. Belli Kırık. Kırık'ın özoğlu Kırık. Bunun da bir yaklaşık 88'i vardır. Var. Rahat var. Bu da yine Serkan'daki Berduş'u var. Berduş'un babasıyla bunun annesi kardeş. Evet. Aynı soy bunlar. Biz hep Berduş'u söylüyoruz ama şimdi bir de Berduş'un soyunu söyle. Söyledin de tam evet. Üzerine onu vurdur. Araz'ın oğlu. Araz da bendeki ölen Dev Tyson'ın oğlu. Dev, yani Tyson'ın soyundan evet, geliyor. Tyson'ın soyundan geldi. Ya demek istediğim şu, yani Tyson ya senin soyundan geliyor aslında. Evet, evet. Berduş da senin soyundan, evet. Tyson'dan geliyor bunlar da. Araz benim kendi üretimim. Burada doğumu büyümü. Tyson'da da nasıl bir soy varmış arkadaş? Hepsi böyle yani. Devte. Bir de senin köpekler abi huy olarak şahane. Karakter olarak şahane. Çok güzel. Bir de eşlime iyi yaptıktan sonra güzel köpekler çıkıyor. Güzel köpekler yani çıkıyor. Karakteri düzgün köpeklere, kemik yapısı iyi olan hayvanlara birbiriyle eşledin mi güzel hayvanlar ortaya çıkıyor yani. Alıyoruz da. Örnekleri bunlar işte. Alıyoruz. Bunlardan da daha iyilerini çıkaracağız nasipse. Bu 8 gün sonra nasip olursa doğum yapacak. Maşallah. Kırıktan iyi yavrularını alacağız bundan. İlk oğlu 1 yaşında 90 santim oldu gördüğünüz. Ama şu anda daha da iyi yavru bekliyorum ben ikinci yavrularına nasipse. Güzel yavrular alacağız yani. Ya şu an Türkiye'deki en büyük köpekler Tyson'ın soyundan evet. geliyormuş. Ben bunu anladım o zaman. Çok var yani var. Denirken ben bunu bir arkadaşı verdim. Bakmamışlar. Bir piri yemiş. Ölecek hayvan. 6 aylık gittim ben. 3 aylık yenik gibi. Onu getirdik tedavi eder. Ondan küçük kaldı. Ama ırk... küçük dedin abi. Ha, ya küçük beni göre küçük. Sana göre bana küçük. Buradaki küçük. Ortalamaya ha. göre küçük. Bu normalde büyük dişiden az önceki hamile olan dişinin kardeşi. Ha, bana göre küçük. Küçük değil ama. Ya diğerlerine göre ha. o iki taneye ha. göre ona göre küçük. O da bakımdan dolayı. Dediğin ha. olaylardan dolayı yani. Sıkıntı yaşamış. Ama belki de hastalanmıştır. Yani işte. Ama iyi yavru veriyor. Yavruları büyük oluyor. Genini aktarıyor yani son işte. Numara. Genini aktarıyor. Soy olarak yine Tyson. Tyson'da. Aynen. Bu da Tyson'ın sen, öz torunu. Tyson'ın soyu harbiden yürümüş gitmiş. Evet. Güzel. Kaç sene oldu? 13 yıldır Tyson'ın ırkı. 13 yıl olmuştur. 13 yıldır. Bana bir köpekten bahsettin. Bileği şey kadar, dana kemiği kadar demişti. O bunların babasıydı. Babası. Seymen. Seymen. Çin'e giden köpek. Ne kadar oldu şey gideli? O 2 yıl oldu ama öldü orada hemen Sinan. Oldu mu? Öldü. Yaşamadı orada. Yaşamadı. 6 ay falan, 1 sene falan anca yaşadı o. Zaten adam da öldüğünde reklamını yaptı. Seymen ölmüştür diye. Hatta Çinli burada, Çinli aldığında ben dünyanın en büyük köpeğini aldım diye burada gitti reklamı yani. Yaptı. Reklamını yaptı gitti. Yani dünyanın en büyük köpeğini aldım dedi o adam. Ama dünya yedi gezdi o. Gerçekten Türkiye'ye geldiği zaman bir ay köpekçileri gezerdi o. Bir hafta burada kaldı o Sinan. Seymen'i alabilmek için. Bir hafta gitmedi burada. Seni o zaman bayağı bir zorlamıştır. Çok. Bir hafta gitmedi yani. Buradan gitmedi. Acıpayam'da otelde kaldı. Bir hafta her gün buraya geldi Seymen'i almak için. Bu da Tyson'ın öz kızıyla Kırık'tan çıkma. İlk doğumunu yaptı bu. İkinciye nasipse doğum yapacak Sinan bu. Renk olarak abi. Renk olarak yani dışarıdan baksan akbaş zannedeceksin buna Sinan. Evet. Ama değil, ırktan gelen bir şey. Hani kendi aynı Tyson ırkı bu da. Ama renk olarak böyle şey. Yani 7 nesline çeker diyorlar köpeğe ya. Gerçekten de çıkıyor yani. Senin soyda şey var mı abi böyle burnu kızıl olanlar var ya? Var. Kahverengi olanlar. Var. Gözleri böyle hafif mavi gibi. Evet. Ya. Ha, onlardan çok çıkıyor bende. Özellikle saymaz da. O şey olarak ne diyorlar? Kimisinde mesela pitbullcularda retnos derler burnundan dolayı. Sizde ne diyorlar? Kızıl burun mu diyorlar? Kızıl burun diyorlar bizde. İşte bunda da var bak. Bunda da var bak. Hafif. Hafif evet. var, bunda da var. Onun burnu da öyle. Hı. Çiftliğin harbiden on numara. Köpeklere zaten söyleyecek bir şeyim yok. Köpeklerin zaten geçmişteki yavrularını, onun soyundan gelen, Tyson'ın soyundan gelen
köpekleri ben biliyordum ama senin üretimin tabii olduğunu, birkaç tanesinin aslında duymuştum, söyleniyordu. Ben evet, sizi tanımıyordum. Evet. Geldin, tanıştık. Çok sağ ol Sinancığım. Her zaman buyur gel yine. Görüşürüz. Çok her zaman da görüşürüz yani. Allah razı olsun. Ama bu saatten sonra misafirperverliğin için özellikle çok teşekkür ederim. Ya biz gelenli kapımız açık Sinan. Allah razı olsun gelenden de. Bizler hayvancılık yaptığımız için zaten çok dışarılara çıkmıyoruz. Ama sizin gibi güzel arkadaşlar gelirse biz de mutlu oluyoruz. Bir kahvemiz içeriz, çayımız içeriz, muhabbet ederiz. Köpek yeter. Bahane. Aynen öyle. Dostluk şahane. Aynen Sinan. Doğru söylüyorsun abicim. Mesut abinin Instagram sayfası, Facebook sayfası videonun alt köşesinde geçiyor. Ben samimi söylüyorum, köpekler çok güzel, şahane de yavrular veriyor. Bilmiyordum belki Mesut abinin yavrularını ama bazılarını şimdi öğrenmiş oldum. Soyu gerçekten efsane. Bence yani tavsiye ederim Mesut abiden yavru almanızı. Instagram sayfalarını takip edin. Benim de bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.